Evet, herkese merhaba. Bu hafta genel yoğunluğumuz biraz azaldığı için biz de dedik ki kendimize iş çıkaralım. Kendimize brief verelim, görev verelim. Medya için yaptığımız müzik örneklerinden birkaç tane hazırlayalım ve bunları da paylaşıp web sitemize falan koyalım. Bu hafta medya için yaptığımız müziği nasıl yaptığımızı ve bu süreci kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu tarz çalışmaların örnekleri elimizde epey var aslında ama videolu örnek vloglar dışında ve YouTube videolarım dışında pek fazla yok. O yüzden kendimize birkaç video bulup veya stok videolardan derlediğimiz, kesip biçtiğimiz, kendi oluşturduğumuz, nispeten medyada gördüğümüz örnekleri taklit eden videolar haline getirip onlara sıfırdan müzik yapıp bunları paylaşacağız. Nasıl yaklaşıyoruz? Brief'i nasıl alıyoruz? İstenilen tarzı, tavrı nasıl müziğe aktarıyoruz? Medyada kullanılacak videolara, görsellere, müzik yaparken aklımızdan neler geçiyor? Bunların minik minik cevaplarını vermeye çalışacağız. Bakalım. Bakalım ne yapacağız? Daha henüz yapmadık. Böyle bir açılış yapıp konuşuyoruz ama umarım bu çekim sırasında güzel ve verimli bir süreç geçiririz. Çünkü öbür türlü rezillik olabilir. Olmasın. Ateşini paylaştıralım. Bu çok iyi ya. Evet, müzikli video şu şekilde bir halde başlıyor. Önce elimizde bir sessiz bir video var, bu dosya var. Bu böyle ses dosyasını koymak zorundasın. Logic böyle bir çalışan bir şey, sistem. Sekansı görebiliyoruz. Biz altına bir ritim yazmış bulunduk önce. Elimizdeki beatlerden bir tane koyduk. Yapacağımız müziğin son hali olması gerekmiyor. Bazen olabiliyor da. Fakat öncelikle yaptığımız şey sahne geçişlerini markalayarak müziğin o sahnelerdeki geçişlerle çok yakın ve onları destekleyici şekilde akması. Müzik eğer kendi başına bir müzisyen edasıyla yapılıp öyle akan bir şey arkada fonda var gibi düşünülürse o zaman görselin bu köşeleri diyeyim, sahne geçişleri desteklenmiş olmadığı için istediği akıcılığa ve istediği etkileyiciliğe ulaşamayabiliyor. Dolayısıyla elinizde bir video varsa ve bu videoya müzik yapacaksanız videonun köşelerini, sahne değişim yerlerini, kesildiği jump cut olan kısımlarını, yavaşlama, hızlanma gibi şeyler varsa onları falan mutlaka not edip o bilgiye göre müziği hazırlamak her zaman akıllıca oluyor bizce. Yoksa standart bir piyano eserini alıp herhangi böyle çok fazla jump cutlı, zoom in zoom out'lu işte geveze aslında bir videonun altına da koyup öyle de verebilirsiniz. O da müzik ve video, görsel altına yapmış olursunuz ama biz genelde görseli hazırlayan kişinin veya ekibin vermek istediği oradaki hissiyatı destekleyici bir sesler yaratmayı tercih ediyoruz. Biraz daha terzi işi gerektiren bir hareket oluyor bu ama bizim daha çok içimize siniyor. Mesela burada bir tane geçiş var bu videoda. O geçişte beat'in başlaması gereken bir sahne var. Bu hanımın böyle yürüdüğü bir alan var. Böyle geliyoruz. Bir anda böyle bir geçiş yapmışlar. Şimdi bu geçişte biz aynı zamanda kick'imiz başlasın istiyoruz. Yani burada double'ın beat'i bu şekilde başlasın istiyoruz. Bunu yapmak için bir önceki sekansın başladığı yerden bittiği yere kadar olan kısmın müzikal anlamda kaç kaçlık olduğunu, yani müzikal anlamda nasıl bir zaman bilgisine sahip olduğunu bulup ona göre oraya bir şey yazmamız gerekiyor. Bu senaryoda şu an buraya yazmamız gereken şey 31-32'lik olmalı. Yani bundan daha progresif bir hareket var mı? Mesela Animals as Leaders böyle bir müzik yapıyor mudur? 31-32'lik müzik yapımı var. Yani 32-32'lik değil. 31-32'lik. İlla tutup da 32'lik bir düzlemde 31 tane notayı verip orada bir gariplik yaratmana gerek yok. Bu sadece geçişin uzunluğunu aslında saniye biriminden değil de videocular gibi ya da frame biriminden değil de müzikal BPM'in kaçsa onun bir aslında formülize edilmiş hali şeklinde göstermemiz sadece bu. Bu düzlem içerisinde düz bir ses, tek bir vuruş ve onun boşluğu, reverb'ü şeklinde de kullanabiliriz. Buradaki temel amaç progresif bir müzik oraya yaratmaktan daha çok bir sonraki sekansın ilk vuruşla başlaması. Ondan sonraki yazacağımız partisyonun jump cut'tan sonraki sekansla uyumlu olabilmesi için önünde böyle 31-32'lik bir boşluk bıraktık ve ondan sonra başladık diye değil de gayet 4-4'lüğün ilk vuruşuyla başladık diye bunu aslında kendimizi not almak için yaptığımız bir şey. Bazen böyle olmuyor. 31-32'lik falan gibi çıkmıyor ama normalde 4-4'lük yine yazıyorsun. 13-8'lik falan oluyor. Ve bir öncekinde de işte merdivenlerden düşen diyelim alışveriş malzemeleri falan varsa oraya böyle bir dırırırırırır falan gibi bir şey yazdığımız olabiliyor. Şimdi böyle bir ritmimiz var. Görseller değişiyor. Martı geliyor. Martı yavaşlıyor. O oluyor. Bir şeyler oluyor. Bakalım neler çıkacak. Thank you.
Normalde konu İstanbul olduğu zaman hep böyle Alaturka, rakı sofraları, martı sesleri, tramvay sesi, kestaneci maşası sesi. Prrr, araya böyle bir rakı kokar. O şudur, böyle içilir, böyle oturulur falan. Böyle saçma sapan klişe müzikler ve sesler. Biz ama bu klişe sesleri ve müzikleri kullanışımız pek olmadığını söyleyebiliriz. Cümle büyük olmasın diye. Ne kadar kaçabiliriz bilmiyorum. Evet, yani ne kadar kaçabileceğimiz de meçhul. De o maalesef klişe anlayışı biraz barındırıp en azından ona işte kayaltı bros uygulayışı yapmamız lazım. Fikrimiz var. Fikrimiz bize hazır anlasın. Şu an gözüküyor muyum? Pardon, şu an gözüküyor muyum? Şöyle 30 saniyenin altında bir görsel var. O görselin böyle küçük küçük bir sürü çok tekrar etmeyen ayrı dünyalardan sesleri bir araya sokup bazen dışarıdan görselle sanki o anda kaydedilmiş gibi sesler de ekleyip girip çıkan bir sürü böyle çoklu enstrüman grupları yapalım. Devam eden enstrüman sayısı maksimum 2-3 olsun mesela işte bir davul. Tramvay sesi olacak yani, bir de maşa sesi koyar mıyız? Orada maşa sesi gelecek, hemen polis telsizi sesi gelecek. Aslında o sivil diye. Güzel, güzel. Evet, update. Ahmet geldi. Ahmet bize yemek getirecek. İdi, kendi geldi, yemek gelmedi. Herhalde gelir yemek, bilmiyorum. Şöyle ki, şimdi bir davul ritmini iyice düzenledik. Üzerine bas yazdık. Şu an bile bayağı güzel oldu aslında. Böyle verelim. Aa, verelim. Şimdi bir yerde cami falan gözüküyor. O caminin olduğu yere, camilerin olduğu bir kültürde çalan müziklere yakın bir şey çalıp koşan, yürüyen, eğlenen modern genç kız yerinde de yine modern gençlerin dinlediği müziklere döneceğiz. Böyle değişik göz kırpmalar her zaman videoyu, görseli heyecanlandırır izleyiciyi de. Şimdi Azar oraya ne gibi bir şey çalacak? Çal, üfle Azar. Böyle bela nasıl bir şarkı sen biliyor musun abi? 2-3 nota bile yeter abi. Sadece böyle şey gibi. Ha gibi bir şey yapsan yeter abi. Stüdyoya bile gelen bazı arkadaşlarımız bize çalmamızı istediği şeyleri falan anlatırken böyle gibi bir şey yaparsan abi çok iyi olur falan diye söylüyorlar. Çok yüksek bağırıyor oğlum. Ben niye? Bence şu an sesini kısın devam edin yani. Ondan sonra vardığımız şekli en azından bir dinletiriz. O kadar tizler yok abi, ortalardayız. Buralar hep maksimum. Biraz daha belki. Öyle bir şey yok. Öyle bir neyzen bilmiyorum ben. Coltrane falan çalıyor değil mi? Evet, şimdi valla bir sürü şey ekledik. Galiba bitmeye yakın ama bunun tabii tek tek aşama aşama anlatmak çok anlamsız. Şunu söyleyebilirim ki şurada davul şeyimiz var. Şurası bir basımız. Onun dışında bazı geçişlere özel yazdığımız sesler var. Melodiler var. Ayrıca bir Türk orkestrası gibi ufak bir şey kurduk orada. O belli yerlerde belli bir melodi çalıyor. Görsele uygun şekilde yapıyor bunu. Bunları çok hızlı verdiğin zaman üstüne bir de görsellerin de böyle atlaması zıplaması da işin içine girdiği zaman epey böyle çekici, etkileyici bir çalışma oluyor. Bunun son halini birazdan izlersiniz artık. O kadar uykum geldi ki böyle duruyorum. Benim de geldi. Gelmediyse gelmedi ya, Allah Allah. Şimdi o üflemeli falan da yazıyoruz. Çok kısa bir görsel olduğu için 30 saniyeden az. Bir kompozisyon kurmak da bir zor. O yüzden bir nevi hani farklı kısımların farklı tarzı ve müziği olsun diye uğraşırken bir yandan da toplam bütünlüğü korumaya çalışıyoruz. Bu işte gözlerde çok fazla bilgisayar kullanma efektini oluşmasını sağlayan durum. O yüzden biraz yorgunluk olmaya başladı. Ama her şeyin çözümü reverb'tür. Aynen. Özellikle Fab Filters'a. Böyle bir inanılmaz bir müzik şu an. Evet, Nazar yalvar dedi ki abi sen niye gitar çalmıyorsun? Sen gitar çalmazsan olmaz dedi. Ben dedim ki tamam, sakin çalarız. Bedavadan session abi. Para mı vereceğim? Şimdi gitar deneyeceğim. Birkaç yer var. Intro'ya ve belki arada birkaç yere. Gitar çalacağım da deneyeceğiz yani. İşler yazmayı. Olmayalım. Gitar çalmayı denesen ya. Allah Allah. Allah Allah.
Nasıl oluyor ya? Bir vlog mu yok aç ya bakayım nasıl çalıyordu. Güzel. Gitar olmayabilir sonra da demesin insanlar. Gitar çalmış ama parçada gitar yok ki. Vay yapmayın deneyeceğiz işte. Her zaman olmuyor. Bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Gitar çalıp mikse gömmüşler değil mi? Bold reverb. Kötü çalamamış yani. Buffer size, buffer size açıklattı mı bana arkadaşlara falan? Yeni türkü albümünün ismi Karadeniz Türkü 2. Çok ton var bu gitarda. O zaman o şeye de bir tane daha. Şiler. Geçiş yerlerini en azından düz vereyim. Hı hı. Bunun için gitar ihtiyacımız var mı tabii? Bu önemli bir soru. Gitar ihtiyacın yoksa niye gitar çalıyorsun yani? Öyle bir şey de olabilir. Bunu mesela pedle vermek daha akıllıca gelecekse ped yazı verelim. Ped yazalım. Gerek kalmadı. Aa, çok yalnız zaman. Aa, çok yalnız zaman. Geri al. Şimdi export alıp evde dinleyip yarın birbirimize... Şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım, şurasını şöyle yapalım falan diyeceğiz. Bugün çarşamba. Dolayısıyla eğer her şey tersine gitmezse yarın perşembe. Yarın evdeyiz. Yarın evde olmamızın nedeni hafta sonu çalışacak olmamızdan sevgili dostlar. Hafta sonu Kasp'ın 3 parçasını bitirmeyi hedefliyoruz. Var mı söyleyecek bir şeyin üstadım? Yok. Haydi bakalım. Evet çocuklar. Videomuza yaptığımız müzik bitti. Söylemem gereken birkaç bir şey var. Bu tarz görsel içlerine müzik yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Neler üzerinde ekstradan durmak gerekiyor? Bunlarla ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Ulaşmanız gereken, vermeniz gereken bir his, bir hava, yaratmanız gereken bir etki var. O etkiye ulaştığınız zaman başarılı sayılıyorsunuz. Yoksa sadece görsele uygun ses yapmak değil burada tabii istenilen şey. Videonun veya görselin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu, müzikal anlamda neyle doğru desteklenebileceğini önce iyi analiz etmek gerekiyor. Bunun için de görseli yapan kişiyle, tasarlayan kişiyle iyi bir iletişim şart. Yani aslında dolayısıyla iş şuradan başlıyor. İyi bir iletişim becerisi şart. Bu iletişimi kurduktan sonra işin içerisinde de bu zaman kısıtlamaları geliyor. Yani siz ne kadar kısa sürede bu işi yaparsanız o kadar karşı taraf tarafından başarılı görülüyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyacınız olan seslere ve melodilere hızlıca ulaşabilmeniz lazım. Neye ne şekilde ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani burada şöyle bir reverb lazım. Buraya böyle bir enstrüman gerekiyor. Buradaki melodinin biraz daha şöyle olmalı. Bir oktav pestin olursa daha iyi olur falan gibi bir yaklaşımı hızlı bir şekilde yapabiliyor olmamız gerekiyor. Gigabaytlarca pluginler, çılgın VST'ler, yaratılabilecek ve yaratılmak üzere olan her türlü enstrümanın VST'si, 500 ayrı kompresör, 250 ayrı reverb falan böyle şeylere ihtiyacınız yok. Olursa ve kullanabileceğiniz alanları da canlandırabiliyorsanız aklınızda tabii ki çok işinize yarar ama
Sonuçta onlar da birer enstrüman. Sonuca ulaşmak için en azından bu tür kalabalık ekipmana ihtiyacınız yok. Farklı enstrümanlarında, yani senin yatkın olmadığın enstrümanların da nasıl çalınabildiğini, hangi melodilerin o enstrümandan nasıl çıktığını falan da bilmek lazım. Skalası içerisinde olmayan sesleri kemanla yazarsan, bir keman çalıyor diye vermeye kalkarsan biraz garip olabilir. Ya tabii yani yazabilirsin. Bir üflemeliği olabileceğinden çok nefessiz bırakarak melodiyi yazmak karşı tarafı biraz garip gider. Müzisyen gözüyle bakmamak lazım. Burada bir gitar solosu olsun. Ama sonuçta gitarlar duyulmuyor abi falan gibi bir yaklaşım engeller yapacağınız işi. Yaklaşımı sanki bir görsel tasarımcıymışsınız gibi yapmanız gerekiyor. Sadece sesten anladığınızı kendiniz hatırlatacaksınız o kadar. Yani ben şu an bir gitarist değilim. Belki session içerisinde gitara ihtiyaç yoksa niye gitar çalıyorum sorusunu sorabilmemiz gerekiyor. Bir enstrümana gerçekten orada ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yer vermeniz falan bunlar önemli şeyler. Sizin için orada önemli olan o videonun, o görselin, kitlesinin bu etkiyi alması. Sizin orada yarattığınız müzisyenlik etkisi ya da kendinizi tatmin etmeniz falan hiç önemli değil. Öyle yapan, bu işe öyle yaklaşan müzisyenlere genelde çok da barınamazlar yani. Hem sektörde hem de bu iş ilişkileri içerisinde. Albüm kayıtlarında da aynı şey. Gitar çaldırırsın, bir bakarsın her yere solo çalmış herif. İki tane akor çalacak, araya böyle bir şeyler koymuş falan. Yani o çok tercih edilmez o. Öyle müzisyenler de çok görüyorum. Her ne kadar albümümde ve videolarımda çalımım geveze, kalabalık ve shredvari olsa da bizim yaptığımız bu video müziklerini falan gerçekten baştan sona dinleseniz gönenç değildir herhalde diye düşünürsünüz. Sadece bir böyle dınk yaptığım bile kaç tane parça var. İş sizin işiniz değil unutmayın. Sizin albümünüz değil. Evet dostlar bu haftalık bu kadar. Fatih'le olan videoyu umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haberler kapanış gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Bu hafta da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.